Harbi taraftar merhaba, Fenerbahçeli'ye hoş geldin. Arkadaşlar lig yarışı o kadar kızıştı ki yani her maç o kadar önemli. Diyorum yani bu maç bizim dönüm noktamız, dönüm noktamız diye. Bizim mutlaka bütün maçları kazanmamız lazım, her zaman söylüyoruz. Biz rakiplere bakmadan maçları kazanmamız lazım. Ama böyle arada göz ucuyla bakıyoruz yani diğer rakipler ne yapmış ne etmiş diye. Benim son yıllarda gördüğüm en kızgın, en böyle değişik lig yarışı var. Abi bakıyorsun hani o kadar çok övülen takımlar arasında sadece liderle 3 puan farkımız var. Şimdi 3 puan düşündüğümüz zaman bir sürü matematik hesapları yapıyoruz. Şu maçı alsaydık şöyle olurdu. Hakem hatalarından kaybetmeseydik, bireysel hatalardan kaybetmeseydik falan da filan da diye fark açmıştık. Tamam, diğer takımların da yaptığı hatalar var. Şimdi onların da göz önünde bulundurmak lazım ama bizim bir iki tane maçımız var. Bir benim dediğim bir Kayseri maçı var. Akhisar'dan 3 puan alamadık, o maçlar var. Ve de kendi sahamızdaki Galatasaray maçı. Neyse tamam, fazla uzatmıyorum şimdi ama baktığımız zaman ben bunlar 2-3 hafta öncesine kadar diyordunuz ya abi şampiyonluk gitti, şampiyonluk gitti. Ya arkadaşlar şampiyonluk nasıl gitti ya? Şampiyonluk gider mi? Liderler aramızda 3 puan var. Tamam, herkes hepsi bütün maçlarını devam alırsa tamam, yapacak bir şey yok ama illaki maç kaybedenler olacaktır. Galatasaray'la Beşiktaş zaten kapışacaklar. Buradaki bize yarayan sonuç ne olacak? Beraberlik. Hop biz hemen haliyle buradan tek hemen ikinciliği. Yok falandı filandı, Inter'di Milan'dı. Bir sürü olacak. Galatasaray'ın 60 puanı var. Başakşehir'le Beşiktaş'ın 59, bizim 57. Çok kötü futbol oynuyor dedikleri Fenerbahçe arasında ne kadar fark var? Tamam, fazla derine dalmıyorum şimdi. Ne yapıyoruz? Antalya Spor maçımız var. Antalya'dan İyi bir ekip. Geldikleri zaman bizi zorlayacaklardır illaki ama son zamanlarda yükselen bir grafiğimiz var. Gerçekten güzel futbol oynuyoruz. Sağımızda da bundan sonra maçımızı da her maçımızı da alacağız. Pazartesi günü maçımızı mutlaka alacağız arkadaşlar. Yani Antalya Spor maçı, ben diyorum ki bu maç bizim. Ne yapıyoruz şimdi? Ha bu arada yönetimin de yaptığı çok güzel bir güzellik var. Bilet fiyatlarını düşürdüler. 32 TL'ye yaptılar. Dolacaktır, yine bu maçtan sonra dolacaktır. Olaylı bir Beşiktaş maçımız vardı. Onun hakkında da konuştum biliyorsunuz. Neyse, fazla mevzuya dönmeyelim ama güzel bir maç olacaktır. Şimdi gelelim maçın taktiğine. Ne yapalım hemen? Buraya bir tane kral adam, bir teknik direktörüz. Kim bizim? Aykut Kocaman. Teknik direktörümüz, kral adam, her şey efendi kim? Aykut Kocaman. Bunu buraya yazdım. Böyle. Altını da çizelim kırmızıyla. Efendi. Her şey. Adam. Teknik direktör. Futbolcu. Kim? Aykut Kocaman. Mesajımızı da verdik mi? Verdik. Evet, şimdi yine kadromuzu çizelim. Yine bizim istediğimiz, sahada görmek istediğimiz kadro belli arkadaşlar ama Aykut Hoca'nın yine kazanan 11 yapısı var ya, ona da saygı duyuyoruz. Şimdi ne yapalım? Bu sefer yine bir sanat becerimi şey yapacağım. Buraya böyle bu sefer kale çiziyorum. Biraz fazla oldu. Buraya kim var? Tabii ki de Volkan var. Bu kadar uzun çizmeyeyim. Buraya Volkan. 11 tane adam çizeceğim. Sağda hiçbir şekilde korkmayan, savaşan, futbolunu oynayan 11 tane adam çiziyorum buraya. 11 tane. Birinci adam Volkan. Kim var? Şener'in formu yine çok iyi. Burada. Sağ kanatta Şener. Üçüncü adam kim? Noşteler. Adam. Adam. Dördüncü adam kim? Terminator Şikirtel. Her şekilde futbollarını oynayan adamlar bunlar. Burada kim var? Hasan Ali evladımız var. Bu dörtlü bizim artık standart. Değişmiyor. Her türlü futbolunu oynuyorlar. Savaşıyorlar. Takım için her şeyi yapan 4 tane ve 5 tane futbolcumuz var. Şimdi gelelim yine orta sahaya. Kim var orta sahada? Burada Mehmet Topal var. Yanında kim var? Joseph adamı var. Kral var. Hepsi kral. Bakıyoruz. Bunların önünde kim var? Bugün böyle bir saha çizmeyeceğim arkadaşlar. Bugün böyle anlatacağım. Kim var burada? Dirar var. Lan düzgün yazalım. Şöyle sileyim. Adam var, Dirar var. 11 tane adam çiziyorum buraya şimdi. 11 adam. Burada kim var? Dirar var. Burada kim var? Diğer bir adamımız Giuliano.
Burada kim var? Diğer bir adamımız Atıf Şeyşu. Burada kim var? Buraya. Burada kim var? Diğer bir adam Soldado. Soldado var. Şimdi nasıl bir taktikle oynayacağız? Biz genelde kendi sahamızda hücum taktiği nasıl olur arkadaşlar? 4-2-3-1 ile. Bu bir klasiktir. Şimdi nasıl bir futbol, Aykut Hoca nasıl bir oyun anlayışı tercih edecektir? Maçın taktiği şöyle olacaktır. Yine kanatlardan bindirme. Hasan Ali, Şener. Ama maç başladıktan sonra şurası biraz daha öne gelecek. Çünkü kendi sahamızda oynuyoruz. Şu ikili de biraz daha öne gelecektir. Giuliano, Dilar'ın zaten bindirmeleri, Atıf'ın bindirmeleri ve Akrep Kral. Şimdi nasıl bir oyun olacak? Bir kanatlara yığabiliriz. Genelde yaptığımız gibi. Atıf olduğu zaman genelde fazla kanatlardan yığmıyoruz oyunu ama Dilar'ın önüne genelde uzun toplar atıyoruz. Şener arkadan bindirme yapıyor. Mehmet Topal'ın içeri doğru çapraz koşuları var. Josef'in zaten biliyorsunuz ileri geride onun koşuları var. Top alma çizgide de artık top almaya başladılar. Artık hücum futbol biraz oynamaya başlıyoruz. Burada ne diyoruz biz? Atıf'ın yerine küçük enişte istiyoruz ama yine hamle oyuncusu olarak kullanacaktır Aykut Kocaman. Yine büyük ihtimalle kadromuz budur. Atıf genelde söylüyoruz ya, Atıf çizgilere gitmeyi, yani çizgiye gidip orta yapmayı seven oyuncu pek değil. Yapmıyor yani. Bunu kim yapıyor? Küçük enişte. Ama sadece çizgiye gidip küçük enişte sadece orta yapmıyor. Atıf'ın özellikleri ne? Etrafındaki insanlara pas alışverişi yapıp kanat da değiştirebiliyor. Bir baktığınız zaman Atıf burada, hop Giuliano bu tarafa geliyor da Giuliano da bu. Giuliano'nun çapraz koşuları çok güzel. Nedir? Bu akıllı bir futbolcu işte. Hücum futbolunda olması gerekenler nedir? Arkadaşına alan yaratırsın. Koşarak, çapraz koşu yaparak forvetine alan sağlarsın. Buradan da orta saha oyuncuları destek sağlar. Ya da hücum oyuncuları hemen mesafeyi, savunma oyuncuları hemen mesafeyi düşürerekten orta sahaya ve kanat oyuncularına destek olurlar. Neuschneider ve Şikirtel'in ayağı zaten düzgün. Uzun toplarla genelde çıkmaya çalışıyoruz ama Soldado olduğu zaman pek fazla uzun top yapmıyor. Çünkü ayağa top, ayağa pas yapıyoruz. Soldado'yu her maçlarda izliyoruz, Akrep Kralı. Ayağı çok iyi olduğu için ve paslaşacağı buradaki oyuncular eğer gününde olduğu zaman inanılmaz bir üçgen kuruluyor. Burada Dilar, Giuliano, Atıf'ın yerine de küçük enişte oynadığı zaman Soldado'nun verimi tavan yapıyor. Ne yapıyor Soldado? Sadece forvet gibi buraya koşmuyor. Forvet oyuncusu ne yapıyor? Buraya koşular yapıp Giuliano'nun buraya gelmesini sağlıyor. Buraya koştuktan sonra otomatikman burası zaten boş. Buraya kim iniyor? Giuliano iniyor. Buraya bazen kim iniyor? Dirar iniyor. Bir bakıyorsun küçük enişte burada. Atıf oynadığı zaman bu ceza sahası dışının yayında. Bunu siyahla çizeyim belli olsun. Abi ceza sahası dışında ne oluyor? Hop. Hemen bir anda baktığınızda bir Atıf ya da Dirar ya da küçük enişte ya da Giuliano. Giuliano buraya indiği zaman Atıf buraya iniyor haliyle. Bu da Dirar. Soldado burada içeri girdiği zaman biliyorsunuz Dirar da içeri giriyor. Uzaktan şut denemeleri yapıyor. Bu arada bizim Şener'imiz de güzel bindirmeler yapıyor. Ve Şener'i de son zamanlarda ceza sahası yayında görmeye başladık. Aslında ceza sahasının yayında en çok da kimi de görmemiz lazım? Mehmet Topal'ı. Neden? Mehmet Topal'ın uzaktan şutları çok iyi. Söylememe gerek var mı? Yok. Son zamanlarda Mehmet fazla şut denemiyor. Ama denemesi lazım ki deneyecektir de. Bu Antalya Spor maçının adamı, yani güzel bir futbol, eski günlerin futbolunu bize hatırlatacak, izletecek oyunculardan biri benim görüşüm arkadaşlar Mehmet Topal. Antalya maçında gerçekten tozu dumana katacak diye hissediyorum. Bilmiyorum hislerimden yanılır mıyım ama Mehmet'ten artık bunu istiyorum. Çünkü şampiyonluk yarışındayız. Az kaldı çünkü. Yani mutlaka Mehmet'in de toparlanması lazım. Eski Mehmet Topal olması lazım ki Fenerbahçe'mize bayağı bir katkısı olsun. Ne olacak şimdi? Nasıl bir oyun bekliyoruz yine? Küçük enişte ya da oyunun gidişatına göre pek Aykut hocamız bu ikiliyi fazla kesmiyor maç içinde. Genelde maçın başında başlıyor. Ekiciyle başladığı zaman bu pas kanalları daha da aktifleşiyor. Burada Atıf'ın önüne uzun toplar yapıyor. Mehmet Ekici'nin en büyük özelliklerinden biri çok güzel ara pasları atması ve duran topları çok etkili kullanması. Mehmet Ekici genelde oynamadığı zamanlar küçük enişte oyuna girdiğinde duran toplarımızı biliyorsunuz çok daha da iyi kullanıyoruz. Tamam, Atıf ve Hasan Ali topun başına geçiyor ama
biliyoruz yeterli değil. Duran topları o kadar iyi kullanamayacaklar. Şimdi duran top çalışacaklar mı? Duran top eğer çalışacaksak Soldado değil de Fernando Alonso olması lazım. Yani kafa toplarında Soldado'nun pek fazla bitiriciliği yok. Soldado'nun ayakları çok iyi. Ayakları çok hızlı. Pas arası verişi çok iyi ve son dokunuşları gerçekten çok iyi. Fernando Alonso iyi. Kafa topları top indirmesi başarılı. Eğer duran top çalışacaksak burada Antalya maçında Fernando olacaktır ama yine bu ekibi bozmayacaktır kazanan kadroyu. Güzel bir maç olacak. Hırslandık. Yaşanan olayları biliyorsunuz. Bu bizi daha da ateşledi. Taraftar olarak ateşledi. Takım olarak ateşledi. Yönetim olarak ateşledi. Bundan sonraki her maçımızı daha hırçın oynayacağız. Bu Antalya Spor maçıyla arkadaşlar ben eminim. %100 eminim. Özlediğimiz Fenerbahçe'yi son haftalarda göreceğiz. Bakın emin olun son haftalarda diyoruz ya baskılı, yırtarak, kopararak maç oynayacak. Fenerbahçe'nin son maçlarını deplasman dahil böyle oynayacaktır. Şüphemiz var mı? Hepimiz hemfikiriz biliyoruz. Çünkü bu yaşanan olaylar bizi fazlasıyla kenetledi. Zaten kenetlenmiştik ama çok daha da fazla kenetlendik. Savaşan bir Fenerbahçe, fazlasıyla bağıran bir taraftar artık görecekler. Geç mi kaldık? Hiçbir şey için geç değildir arkadaşlar. Dedim ya maç biletleri de düştü fiyatları. Yüklenecektir. Biliyorum ki Antalya Spor maçında 50 bin taraftarımız orada olacak. Ben de orada olacağım. Siz de orada olacaksınız arkadaşlar. Çok keyifli bir maç olacak. Valla Aykut Hoca dese ki çıkın lan. Siz Fenerbahçe gibi oynayın. Formanızın ağırla çıkın. Ki bunu her zaman söylüyordur ama Aykut Hoca da artık söylediklerinde yanılmadı. Fazla da derine girmeyeceğim. Fazla da kurcalamayacağım. Futbolcular artık rakip sahada 10 kişi ceza sahasında oynadıklarında ya bu maçta oynadıklarında diye düzelteyim. Sanki takım 10 kişi kalmış gibi her bir futbolcumuz 2 kişilik oynayacaktı. Bundan sonra bütün futbolcularımız fazlasıyla efor sarf edip ki sarf ediyorlar ama sanki Fenerbahçe sahada 10 kişi kalmış gibi her futbolcu 2 kişilik oynayacak ve sahaya büyük bir güç çıkacak. Ben eminim arkadaşlar siz de buna inanın. Çok farklı bir maç olacak bu. Bizim Murat yavaş. Bak sağ tahta bile Fenerbahçe'nin ağırlığına dayanamadı. Zaten artık hiçbir takım dayanamayacak bundan sonra. Çok daha da iyi olacak. Ben inanıyorum. Özlediğimiz Fenerbahçe'yi Antalya Spor karşısında izleyeceğiz. O kadar ben doluyum ki siz de çok dolusunuz biliyorum. Şampiyonluk gelecek arkadaşlar. Her zaman diyorum ben hiçbir zaman canımı sıkmıyorum. Ben Fenerbahçe'me her zaman güvendim. Siz de güveniyorsunuz. Takımıma güveniyorum. Hocama güveniyorum. Futbolculara hepsine birer birer güveniyoruz. Ve Antalya Spor maçını çok güzel bir skorla kalacağız. Antalya Spor maçını arkadaşlar abartmıyorum bilmiyorum ama 4-0 diyorum ben. Ha olur. Benim düşüncem bu. Olur. Olmazsa da canları sağ olsun ama bu maçta hiç zorlanmayacağız. Ve peynir ekmek gibi çok böyle keyifli bir maç izleyeceğiz arkadaşlar. Maçın skorunu ben veriyorum. 4-0. Baba yaz buraya. Abi derdin ya niye 4-0? Ben 4-0 kardeşim. Bundan sonra zaten avarajımızı da yükseltmemiz lazım. Ve bu maç bizim avarajımızı yükselteceğimiz maç olacak. Maçı ben 4-0 diyorum. Antalya Spor maçında kendini bulacak futbolcumuz. Mehmet Topal. Atıf iyi oynamaya başladı. Küçük enişte de oynayacaktır zaten. Dirar da ateşlenmeye başladı. Soldado'nun zaten keyif yerinde çok iyi. 4-0 diyorum. Maçta kendini bulacak futbolcumuz Mehmet Topal. Giuliano zaten. Giuliano o gün gol değil de ben bir sürü asist bekliyorum. 2 asist. Giuliano'dan bekliyorum arkadaşlar. Akrep Kral'ın yine golü var. Dördüncü golümüzü de buraya not edin. Aha da buraya yazıyorum. Fernan daha dördüncü golümüzü atacak arkadaşlar. Güzel bir kadro oldu. Yine değişecekler olacaktır. Yine ikinci yarının başında küçük enişte girecektir ya da sonlarına doğru. Alper formda mı sakatlığı var mı bilmiyoruz ama Alper de belki de oyuna sonradan dahil olabilir. Güzel bir kadro. Aykut Hoca kazanan 11'i yine dediğim gibi bozmayacak. Zaten de bozmasın. Biz zaten hırslandık. İyice hırslandık. Bu maçı alacağız. 4-0 diyorum. Antalya Spor hoş geldiniz diyoruz sağımıza. Biz her zaman misafirperverliğimizi yaparız. Antalya Spor'u da eli boş göndereceğiz. Güzel bir skoru buraya yazdım. Not edin. Akşama çok kıyak bir maç olacak. Antalya Spor'u yeneceğiz. Şampiyonluk yolunda gideceğiz. Merak etmeyin. Sezonun sonunda kupayı kaldıracağız. Kaldıramazsak da
Kaldırırlar gülüm diye bir şarkı vardı. Alakasız aklıma geldi. Kaldıramazlarsa canları sağ olsun. Fenerbahçe bizimdir. Fenerbahçe bizim her şeyimiz. Fenerbahçe'den hiçbir şekilde kopamayız. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz. Sizleri de çok seviyorum ben. Ulan tamam. Ne yapalım arkadaşlar? Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Ulan nasıl gaza geldiysem tahtaya kafa atıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bildirimler açın. Sizden ricam var. Bildirimler açın. Bazen bildirimler gelmiyormuş. Abi yorumlarda yazıyorsunuz biliyorum. Siz de yorumlarınızı yazın. Güzel olacak. 4-0. Maç bizim. Hay anasını be.